Organ nakli, belki de yüz binlerce insanın hayatında duyduğu en anlamlı sözcüklerden birisi. Hele ki yaşaması için zorunlu olan kalp hastaları bu kelimenin önemine daha çok vakıf. Kalp naklinin Antalya'daki en önemli isimlerinden birisi olan Profesör Doktor Ömer Bayezid, Türkiye'de kalp naklinin başlangıcını kanal ve mikrofonlarına anlattı. İlk kalp nakli 1967 yılında Güney Afrika'da yapıldıktan birkaç ay sonra Ankara'da, ondan birkaç gün sonra da beş gün sonra da İstanbul'da Siyah Ersek tarafından gerçekleştirildi. Doktor Baran Artın ameliyatından iki ay sonra köpek denemeleri Ankara'da Yüksek Ses Hastanesinde. Doktor Kemal Bayazıt tarafından başlandı. Bu 50 yıl oldu. Yani 1967 52 yıl oldu. O yıllarda organ nakli reddinin çok iyi bilinmediğini belirten Profesör Doktor Bayazıt, gelişen ilaç teknolojisinin kalp naklini olumlu yönde etkilediğini söyledi. 1980'li yıllardan sonra siklosporin dediğimiz güçlü bir immunosupresif yani organ reddini ee, engelleyen e, ilaç devreye girdikten sonra sonuçlar çok ol iyi olmaya başladı. Bu iyi sonuçlarla e, 1988 yılında ben e, işte İngiltere'de Paport Hastanesi'nde e, Türkiye'de bu eksiği giderebilmek için e, bir eğitim gördüm. Ondan sonra 1989'da e, ilk başarılı kalp naklini koşu yolunda yaptık. E, işte ona da 30 30 yıl oldu. Avrupa'daki sonuçlara göre daha başarılı olunduğunu savunan Profesör Doktor Bayezid daha önemli bir konuya dikkati çekti. Canlıdan canlıya organ naklinde dünya birincisi Türkiye. Çünkü biz duygusal bir milletiz ve de yakınımızda bir sorun olduğu zaman mutlaka kendimizden bir şeyler veriyoruz. Kendi organımızda da dahil her şeyi verebiliyoruz. dünya birincisidir Türkiye böbrek ki canlıdan nakilde ama e, bir başkasına vermeye gelince e, bu e, yetersiz kalıyor. Mesela Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da e, ki sayılara bakarsak e, liderlik e, aslında şeyde İspanya'da bir milyon nüfusa 34 bağış oluyor. E, bizde milyon nüfusa sadece e, 3-5 yıldan yıla değişiyor. Bir karaciğer, iki tane böbrek, e, bir akciğer. E, kornea, pankreas e, birçok insan e, bundan yarar görüyor. Hayatta kalıyor, görme imkanı yakalıyor. Organ bağışını teşvik etmemiz çok önemli oluyor. Bir de beyin ölümünün ne olduğunu anlatmamız gerekiyor. Beyin ölümü olup da e, düzelebilen hiçbir insan yoktur. Halbuki orada yapılan bir bağış, demin saydığım organları e, farklı farklı insanlarda e, kullandığımız takdirde birçok insana Yararımız olacaktır. Profesör Doktor Ömer Bayazit, kalp nakilli hastaların uzun yıllar yaşadığını hatırlattı. Antalya'da yaptığımız ilk kalp nakli 98'de yapmıştı 21. yılında 21 yıldır gayet konforlu yaşıyor. Hatta geçen hafta kızını evlendirdi. Kızı o zaman yeni daha 4 yaşındaydı. İşte onun düğününü yaptı. Onunla beraber oldu. İşte onu okuttu. Ee, onun e, güzel günlerini, şimdi mürüvvetini gördü derler ya, evet. mürüvvetini de <laughs> inşallah e, torunlara da olacak. Daha çok uzun yıllar yaşayacağını düşünüyorum. Onun dışında birçok hastamız var e, kalp naklinden sonra çok gayet e, rahat yaşayan. Kaç dağlarından 3900 metreden bana fotoğraf yollayan e, hastalarım var. E, birçok normal insanın yapamayacağı işleri yapabiliyorlar.